880. konu, sahabilerden Rabiatul Eslemi'nin evlenmesi, Rabiatul Eslemi şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e hizmet ediyordum, bir gün bana, ey Rabia evlenmeyecek misin, diye sordular, hayır ey Allah'ın Resulü, evlenmek istemiyorum, alacağım kadını besleyemeyeceğim gibi onun beni sizden uzaklaştırmasından da korkuyorum, dedim, bu cevabım üzerine Hazreti Peygamber cevap vermeyerek yüzünü benden çevirdiler, Birkaç gün sonra bu soruyu bir kez daha tekrarladılar, aynı cevabı vermemle de yine benden yüz çevirdiler, bunun üzerine kendi kendime Allah'a yemin ederim ki, dünya ve ahiretime neyin daha yararlı olacağını Hazreti Peygamber benden iyi bilirler, eğer bu soruyu bir daha soracak olurlarsa ona, ey Allah'ın Resulü, nasıl emrediyorsanız öyle olsun, diyeceğim, dedim. Böylece üçüncü kez, ey Rabia, evlenmeyecek misin, buyurduklarında, evet, evleneceğim, bana dilediğinizi emredin dedim. Bu sözüm üzerine o halde falan aileye git ve onlara beni size Allah'ın rasulü gönderdi ve falan kadını bana vermenizi emretti de buyurdular. Bu aile Ensar kabilesinden birine mensup olup Hazreti Peygamber'in yanına seyrek olarak gelirlerdi. Onlara giderek Hazreti Peygamber'in emrini söyledim. Bana ey Allah Resulü'nün elçisi yemin ederiz ki bizim yanımızdan ancak ihtiyacını almış olarak ayrılacaksın dediler. Böylece beni Hazreti Peygamber'in söylediği o kadınla evlendirdiler ve bana çok iltifatta bulundular. Bu arada benim bu hususta doğru söyleyip söylemediğimi dahi araştırmadılar. Oradan ayrıldıktan sonra üzüntülü bir şekilde Hazreti Peygambere geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, sen beni şerefli bir aileye gönderdin. Onlar bana çok lütufta bulundular ve doğru söyleyip söylemediğimi dahi araştırıp sormaksızın beni o söylediğiniz kadınla evlendirdiler." Fakat benim, mehir olarak ona verecek hiçbir şeyim yoktur, dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kabilemizin reisi olan Büreyde el-Eslemiye, Ey Büreyde, Rabia için aranızda bir hurma çekirdeği ağırlığında da olsa altın toplayınız, buyurdular. Onlar da kendi aralarında biraz altın toplayıp bana verdiler. Onları alıp yanına döndüğümde Hazreti Peygamber bana, bunu o aileye götür ve kendilerine, işte bu kızınızın mehridir, de, buyurdular. Ben de o altını kadının ailesine götürdüm ve işte bu kızınızın mehridir dedim. Ben bunu kabul etmeyeceklerinden korkarken onlar razı oldukları gibi bu çoktur ve bereketlidir de dediler. Bundan sonra da düğün için ziyafet veremeyeceğim düşüncesiyle üzgün olarak Hazreti Peygamber'in yanına döndüm. Bana ey Rabia bu kez ne oldu? Niçin üzüntülüsün diye sordular. Ey Allah'ın Resulü ben bunlardan daha cömert ve şerefli bir kavim görmedim. Verdiğim az bir mehire razı oldular ve bana ikramlarda bulunarak, bu çoktur ve bereketlidir, dediler. Ancak düğün yemeği verebilecek durumda değilim, dedim. Hazreti Peygamber yine kabilemizin reisi olan Büreyde el Eslemiye, ey Büreyde, Rabia için koyun parası toplayınız, buyurdular. Kabilem kendi aralarında semiz ve büyük bir koç alabilecek kadar para topladılar. Daha sonra Hazreti Peygamber bana, Ayşe'ye git, ona içine yiyeceğimizin konulduğu seleyi sana vermesini söyle, dediler. Ben de Hazreti Ayşe'ye giderek Hazreti Peygamber'in emrini söyledim. Hazreti Ayşe, işte sele orada duruyor ve içerisinde de yedi ölçek arpa vardır. Allah'a yemin ederim ki bizim ondan başka yiyeceğimiz yoktur, fakat sen onu al götür, dedi. Seleyi alıp Hazreti Peygamber'e getirdim ve Ayşe validemizin sözlerini ona aktardım. Hazreti Peygamber, bunu kadının ailesine götür ve onlara bundan ekmek yapmalarını söyle, ayrıca senin için toplanan paraya da bir koç alıp pişirsinler, buyurdular, ben gidip bunları söylediğimde kadının ailesi, ekmeği biz, koyunu da siz hazırlayın, dediler. Böylece kabilem olan Eslem kabilesinden birkaç kişiyle birlikte bir koç alarak kestik, sabah olduğunda et ve ekmek hazırdı, sofraları hazırladım ve Hazreti Peygamberi de yemeye davet ettim. Bu hadiseden sonra Hazreti Peygamber bana ve Ebu Bekir'e birer tarla verdiler.